YouTube kanalımızda hem de YDS.net'te olacaktır sevgili dostlar. Peki efendim, isterseniz hemen başlayalım o zaman. Şöyle bir sohbet ekranını kapatalım ve şunu soralım. İlk kez benimle ya da bizimle akın dili uzaktan eğitim penceresinde şu anda olanlar kimler var? Tamam, hemen size o zaman kabaca minnak bir eğitim vereyim sevgili dostlar. Şöyle A, B, C, D, E olduğunu düşünün. Adana'nın A'sını tıklar mısınız? Tık yapmanız yeter. Enter'a basmanıza, ayrı başka bir tuşa daha basmanıza gerek yok. Sadece tık yaptığınız zaman gelir kıymetli değerli arkadaşlar. Aşağıdaki pencereyi şöyle açık tutacağım. Fakat sadece 5-6 kişinin yazdığını görebiliyorum buradan. Çok fazla katılımcı olduğu için bir sürü soru ve yorum geliyor. Ama birçoğunu kaçırıyorum sevgili arkadaşlar. Zaten bir şey anlatırken bir yandan da soruları okursam kafam karışıyor. O yüzden mümkün mertebe kritik gördüğüm şeyleri anlatmaya çalışacağım sevgili dostlar. Aslan ilk defa katılıyormuş. Zeynep kaç kişi olduğumuzu merak ediyor. Taylan diyor ki yarınki rezervasyonu doldu diyor. Orhan Tunçer de saçlarını boyarı istiyor. Evet, bu bana çok geliyor. Arkadaşlar, boyayım mı yoksa yapma mı dersiniz? Yani böyle bir kahtalın maçı, İbrahim Tatlıses tarzında bir öğretmen mi istersiniz? Yoksa daha çılgın bir şey yapayım mı? Kuaför çırağı gibi. Ne yapalım? Yapma. Peki, yapma şampiyon oluyor sevgili dostlar. Bir deneyelim mi? Ha, farklı renkler de deneyelim. Teşekkürler. Peki. Hemen efendim. Şimdi sizlerle biz tensleri çalışacağız ya. İhtiyaç duyacağınız notlar şurada indir bölümünde var sevgili dostlar. Ayrıca modüllerle ilgili de küçük notlar hazırladım anlamlarını. Onları da download edebilirsiniz. Tensler için ne lazımdır? Tens bilgisi tabii ki. Bir de modül bilgisi lazım. Aktif pasif zaten söylemeye gerek yok. Not tutmanıza gerek olmasın diye PDF formatında o dosyaların üzerine tıklayıp dosyayı indir demeniz lazım. Güzel oldu. Rica ederim. Kim indiremiyor sevgili arkadaşlar? İndiremeyen varsa ders kaydından sonra, yayınlandıktan sonra oradan da indirebilir sevgili arkadaşlar. Eğer yine sıkıntı olursa adresinizi yazın. Ben gelir evinize teslim ederim. Hiç merak etmeyin. Sizi notsuz, dertli tasalı bırakmayız. Peki efendim, hemen o zaman laf salatasını kapatalım. Ve şu şeye bir başlayalım. Şu he said that, she said that diye bir özel kalıp vardır sevgili dostlar. Bunların özel çekimleri vardır ve ara sıra tens sorularının içinde görünürler. Eğer özellikle insanlara eğitim vermezsen adaylar bu tarz soru karşısında çuvallarlar sevgili dostlar. Ama biz şimdi bugün bu sorunun ciğerini sökeceğiz. Üstüne gideceğiz. Hemen efendim gelelim. Hani o öyle dedi, bu şöyle dedi diye başkasından duyduğunu başkasına satma, başkasından duyduğunu başkasına aktarma. Yani kabaca dedikodu kalıpları var ya sevgili dostlar. Öyle dedi, böyle dedi, öyle olmuyor. Say, declare, announce, point out gibi temel anlamları söylemek olan fiillerle özel zaman çekimleri oluyor. Mesela the EB announced that diye gidiyor. Normalde zaman verilmeden past tense kullanılmaz cümlede. Ya da Roma İmparatorluğu gibi, ya da Osmanlı gibi, ya da Selçuklu gibi, ya da Mayalar gibi tarihte vuku bulmuş kişi ve olaylar veriliyorsa past yapılır. Ama durduk yere past yapılan tek şeyler, konu budur sevgili dostlar. Ancak Avrupa Bankası dedi ki dedikten sonra will yerine would, can yerine could, may yerine might kullanılması gerekiyor. Bunu bilmeyenler, ben der mi unutanlar? Böyle bir çekim var İngilizce'de. Saçma ama yapacağını duyurdu, edeceğini duyurdu derken ana fiil say yerine said, announce yerine announced ise sevgili dostlar ne yapıyoruz? Pasta will yerine would, can yerine could, may yerine might kullanıyoruz. A Chinese proverb says, bir Çin atasözü der ki, yani bir genelleme yapıldığında söylüyor, belirtiyor, kaydediyor, der gibi geniş zaman kullanıldığında sevgili dostlar takip eden cümle yine
geniş zaman veya future tense oluyor. Velhasıl kelam. Say, announce, tell, declare gibi söylemek, belirtmek kelimelerini görerek ancak ne yapabiliriz? Biz böyle doğru çekimleri yapabiliriz. Benim söylediğim şunca sözle hemen herkesin muhteşem anlamasını elbette beklemiyorum. O yüzden merak etmeyin, buna göre alıştırmalarım hazır. Ana fiil past olunca will yerine would, can yerine could, may yerine might kullanılıyor dedim ya sevgili dostlar. Bir şey daha var. Had verb 3 de kullanılabiliyor. Ama işte it was announced verildi, onu gördün. Devamında had verb 3 de kullanabilirsin, would da kullanabilirsin. Kabaca şöyle söyleyeyim. Dedi, duyurdu, belirtti cümlelerinde will would yapmalar, can could yapmalar, may might yapmalar, had verb 3 getirmeler. Böyle bütün atraksiyon, bütün artistikler that kalıbın içinde oluyor. Dedi, belirtti, duyurdu kelimeleri hep sade kullanılıyor. Unutmayın. Biraz daha örnek verelim efendim. Bu arada Eylül YDS için taze başvuru alınacakmış arkadaşlar. YKS sınavının yapılmasının ardından ÖSYM yeni başvuruları duyuracakmış. Haberiniz olsun. Oldu mu? Bunu zaten ben sosyal medyada da paylaşacağım sevgili dostlar. Evet. Bu iyi mi kötü mü? İyi bir şey tabii. Bir tane YDS yapılıyor. Herkes girebiliyor. A Turkish proverb says. Bir Türk atasözü der ki. Dedikten sonra hemen geniş zaman veya future tense getiriyoruz. They say the economy will recover soon. Burada will olmasının sebebi say olması. They have said. Demişler ki. Sevgili dostlar. Buradaki have said past tense mi present tense mi? Bir söyler misiniz? They have said. Mantıken. Yani. Present mi past mı? Evet. Adı bile present perfect'ten zaten. İçinde have yazan, is yazan şey past olmaz değil mi? O yüzden. They have said. Demişler ki. The economy will recover soon. Present'e future veya present'e present getiriyoruz. Ama. They said. They said. Announced. Declared. Olunca İngilizce'ye bir haller oluyor. İngiliz kraliçesi buyruk buyurmuş. Said dendikten sonra will yerine would dene. Said dendikten sonra past tense had verb 3 getirile demiş. Sadece iki ihtimal verilmiş sevgili dostlar. Mesela 2013 ve 2015 yıllarındaki YDS'lerde, EYDS'leri saymıyorum, bu konudan iki tane soru gelmişti sevgili dostlar. Peki hemen efendim. O having said dediğin şey Burak, bir sadeleştirme. Şimdi çıkmış bir sınav sorusu üzerinde bir konuşalım. Sonra alıştırmasını yapıp bu konunun defterini dürelim sevgili dostlar. Russia earlier this week that diye giden cümlede earlier this week'i herkes görür. Çünkü tense sorusu çözerken zamana mutlaka bakılır. Bu haftanın başında earlier dediğine göre geçmiş zaman olacağını gördüm. Present olanları eledim. Adana ve Ceyhan'dan birini seçmem lazım sevgili dostlar. Hangisi doğru cevap? Gel gel Sinem Aydın gel. Evet. Çünkü dedi, belirtti, duyurdu kelimeleri sade kullanılır. Had announced diye bir çekim yoktur İngilizce'de. Dedi ki yapacağını. Had verb 3 gelse dedin içine gelir. Announced, said, declared ya da has declared, have declared gibi yalın halde oluyor. Had verb 3 çekilmiyor sevgili dostlar. Bir öncelik sonralıkta olduğu için mantıken zaten. Süper, tamam, bu konuda çok sıkıntı olmadığı görülüyor. Hemen ben işimi sağlam alayım. Bir numarada hangisiyle doldurmayı tercih ederdiniz kıymetli dostlar? The government has declared that dedikten sonra demiş ya, would launch mu, will launch mu? Annen arayar pay. Yok Hüseyin Yeşilda. İşte sonuçlar. Peki, would diyen arkadaşları hatırlatalım.
has declared present tense'tir. Dolayısıyla ne olması lazım? Present'a future veya present getiriyoruz. Hükümet yeni bir altyapı yapacağını daha taze duyurmuş. Dolayısıyla would kullanman için past tense'lere bakman lazım. Would past ifadelerle çalışır. Hemen görelim efendim. Sizce 2 numarada değerli dostlar doğru kullanım çekim hangisi olmalı? The government declared that it... Hadi çok kolay. The government declared past olunca will yerine would, can yerine could, may yerine might kullanıyorsun hocam. Unutma. Yanlış yapan 58 arkadaş. Dikkat. Bu olay sadece dedi, belirtti, duyurdu. Özel çekim kalıplarında geçerli. Declared gördün. Will yerine would, can yerine could, may yerine might'ı yapıştırıyorsun hocam oraya. Çevirisini yapar mısınız? Yaparım tabii. Hükümet yeni bir altyapı inşaat planını başlatacağını duyurdu. Tercümeleri her ikisi de Türkçe'ye aynı. Zaten oradan karışıyorlar. Ama declared, said, gördüğünde birilerini bu, kendilerini kut, meyyeni might. 3 numarayı rica edeyim hocam. Teşekkürler Murat Bayram. Yani değil mi? Would'u görünce hemen bırık bir haller olacak. Ha demek ki pastmış diyeceğiz. Bursa seçeneğini tercih edeceğiz sevgili dostlar. The government declared that it would launch. Demek ki neymiş? Cümlede would past tense'lerle çalışacak. Buna dikkat edeceğiz. Peki şöyle dörtlü bir seçenek, üçlü bir seçenek olsa. Past tense mi arıyordun? Al sana past tense. Ayrıca buraya yazmanıza gerek yok. Basit düşün. Basit düşün. Basit düşün. İsa görünmüyorsa bir çıkır düzelir. Evet. The government declared. Yani head verb 3 özel bir çekim geç. Was declaring duyuruyordu. Elektrikler kesildi olması lazım. Basit düşüneceksin hocam. Bursa'nı koyup geçeceksin. Hep böyle mi olur hocam? Garantisi var mı? Tabii ki Mesut'cum. Garantisi biziz. Yanlış çıksın. Bak dediğim olmasın. Getir abi. Mal almazsan neyim bak. Bizde yanlış yok. Ne bu ya? Neyim ben? Manifaturacı mı? Evet efendim. 5 numara. Sizce şu gördüğünüz cümleyi doğru dolduran çekim hangisi? Basit düşün. Ha, may launch present tense. Niye declared diyeyim? Declared deseydik may yerine might, can yerine could, will yerine would olması gerekirdi. Aynen öyle. Has declared denmesi gerekiyor sevgili dostlar. 6 numarayı rica edebilir miyim? Cesur ol, cesur ol. Evet, declared demek gerekiyor, may yerine might dendiği için sevgili dostlar. Ancak bu kural İngilizce'de işletilmiyor. Böyle bir soru gelmesi olanaksız. İkisini de kabul eder normalde günlük konuşma ama gramer kitabına bakarsan may yerine might dendiği için Bursa denmesi daha doğru olur. Bu çekimler announce, declare, gibi find out gibi kelimeler içinde geçerlidir. Ancak size sınavda muhtemelen said, told ve announced 3 kelimeyle gelecektir kıymetli arkadaşlar. Şimdi tense sorusu çözerken bilinmesi gereken konulardan bir tanesi buydu sevgili dostlar. Duyuru cümlesini ben mutlaka sınavdan önce yaptığım kamplarda hatırlatırım. Çünkü unutan olur. İnsanları tazelemek gerekir bu konuda. Şimdi başka bir şey daha konuşalım mı sizde?
Bu işin başında olanlar, yani sınav hazırlığın başında olanlar ben der mi? Daha yeni başlıyorum ben bu işlere. Daha önce eğitim almadım. Şöyle izah edeyim. Bizim için bir şeyi öğretirken en kolay şey şudur. Yesterday görünce verb 2 seç. İşte lately, recently, so far görünce şu tense yap. Bunu görünce şunu seç. Şunu görünce bunu geç diye öğretmek birinci etaptır. Ama işin olması gereken son noktası ne biliyor musun? Anlama bakmak. Yani her zaman bir cümlede ipucu olmayabilir. Müsaade ederseniz ben size bir şeyleri ezberletmek değil de işin mantığını, işin genel mantığına bakarak, anlama bakarak soru çözmeyi göstereyim. Teferruatı zaten alacağınız eğitimlerde siz kendiniz doldurursunuz değerli dostlar. Çünkü 12 tane tense olduğu için 12 tense'in de kendine has böyle ipucu kelimeleri vardır. Ezberlesen ne olur, ezberlemesen ne olur? Anlamdan çözdükten sonra gerisi tıraş değerli dostlar. Peki efendim, hemen sizle konuşalım şimdi. Neye karar vereceğiz biliyor musunuz? Mesela appear, originate ve emerge ortaya çıkmak kelimeleri tehlikeli kelimelerdir. ÖSYM KPDS'den YDS'ye geçtikten sonra özellikle 2017'den itibaren anlam bakımını daha fazla tense sorusu sormaya başladı. Değerli arkadaşlar, mesela bir numaralı cümlede hiçbir zaman ifadesi olmadığına şehadet eder misiniz? Hep bir kelime görerek tense sorusu çözmeye alıştırılmış biri bu soru karşısında ne yapacağını şaşıracaktır. Ben size sorayım mı sevgili dostlar? Sizce A mı doğru, B mi doğru? Bir yorum yapsanıza. Çiftçilik Mezopotamya'da daha yeni mi çıkmış yoksa eskiden mi ortaya çıkmış? Bu tarihte olmuş bitmiş vuku bulmuş bir olay olduğu için zaman zarfı vermesen de olur. Çiftçiliğin ortaya çıkışı, internetin icadı, işte ne diyelim Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışı gibi bir hikaye konu anlatılıyorsa anlam bakımından tarihte olmuş bitmiş bir şey olduğu için fiilin ikinci hali olan verb 2'ni koyar geçersin. Peki burada had verb 3, bu da bir past tense. Bu olmaz mıydı? Çünkü iki tane olay yok ki. Basit bir past tense. Simple past. Seçer geçersin o yüzden. Peki iki numaraya bakmanızı rica ediyorum. Sizce cümle okunduğunda anlam bakımından Adana mı, Bursa mı doğru? Evet Ahmet Ersoy, sevgili adaşım. Aynen öyle. Sağ ol Büşra. Cümleden anlaşılıyor. Aynen öyle. Hamilelik süresince diyor zaten, öyle değil mi? A surge in hormone levels. Search ne demek de aşırı artış. Hormon seviyelerinde büyük bir artış appears, ortaya çıkar. Along with ile birlikte other biochemical changes in mother's bodies. Annelerin vücutlarındaki diğer biyolojik değişikliklerle birlikte büyük bir artış görünür, ortaya çıkar. Yani dolayısıyla neye bakmak lazım? Öznenin, konunun ne olduğuna bakmak lazım. 3 numarayı bir rica edebilir miyim sevgili dostlar? Vay Ahmet Akın diye hoca, şey öğrencimiz var şu anda. Eyvallah Enes. İnternetin icadı devam mı ediyor? İnternet çoktan icat edildi bitti mi? Hocam, icat edilmiş, bitmiş. Bursa'yı seçen ayağa kalkıp kendiyle bir gurur duyar mı şöyle? Kaslarını şişirir mi? The invention of the internet was a turning point in human history. Peki,
Dörde bakar mısınız sevgili dostlar? Hocam diksiyon kursuna gittiniz mi? Hayır gitmedim tırtıl. Sağ ol Baran. İnternetin kullanımı işte bu. Yani icadı deyince pasta gidiyorsun. İnternetin kullanımı deyince de genel geçer olduğunu görüyorsun. Adana'yı tercih ediyorsunuz. Sevgili dostlar, kendinizi çalışırken alıştıracağınız mantık lütfen bu olsun, oldu mu? Şimdi biz anlamın yanı sıra bir de mekanik bilgileri de ekleyelim. Anlam artı tekniklerle birlikte süper ve bileği bükülmez TENS sorusu çözücü bir ekip olabilirsiniz değerli dostlar. Hadi bakalım. Pazartesi de ders var mı? Pazartesi de şey yapacağım. Benim koç grubum var. Onlarla ders yapmamıştım. Onlarla da bir ders yapacağım. Onlara da sözüm vardı. Yarın bağlaç çalıştıracağım sevgili dostlar. Bir derste bütün bağlaçları nasıl çalıştıracağımı oturup düşünmeliyim. Hap bilgilerle ezberleterek bir çalışma yapmayı planlıyorum. Örnek soru çözümüyle. Beklerim. Ama gelirken eli boş gelmeyin. Aynen Ebru. Dolu mu? Hallederiz, hallederiz. Açarız. Bir oturum daha yaparız, yaparız. Nasıl olsa evdeyiz. Peki. Hoppa. Arkadaşlar, ne yapacağım biliyor musunuz? Temel bilgileri hızlıca üzerinden geçeceğim. Sonra soru üzerinde işi oturtmaya çalışacağım. Bu gördüklerimiz 2013 ve 2018'de gelen YDS sorularını içeriyormuş. Bir defa Present Perfect'in past tense olmadığını herkesin bilmesi şart sevgili dostlar. Yani has verb bir present tense'tir. Zamanı belli olmayan olaylarla kullanılır. Şu, bu duyurulmuş, YDS açıklanmış, bilmem ne ertelenmiş, bilim insanları bulmuş, etmiş falan deyince present perfect kullanılır. So far, lately, up to now, since gibi ifadeler görünce zaten anlama bile neredeyse bakmadan kolaylıkla present perfect tercih edebilirsiniz. Peki bilim insanları bunu keşfetmiş, şunu bulmuş sorularının tamamının present perfect doğru cevap olduğunu bilenler kimler sevgili dostlar? Unutma, scientists'i gördüğün anda hemen present perfect kokan hareketler diyeceksin. %100 doğru demiyorum bak. Ama böyle çok fazla soru çıktığını teknik açısından bilmen lazım. Evet, aktif ve pasif çevirilerini iyi yapmanızı tavsiye ederim. Her ne kadar YDS de sormasa da YÖK dilde soruyor. Aynı tensin bir aktifi bir pasifi olabiliyor. Orada anlama iyi bakmak lazım sevgili dostlar. Head verb 3'e elini kaydırmak üzereysen, yani bir C seçeneği var. C cümlenin past tense olduğunu gördün ve şeytan içinden seslendi. Head verb 3'ü seçsene. Dediği anda şunu hatırla. Şimdi ben bunu seçiyorum da iki olay var mı? Ondan önce böyle olmuştu. Bundan sonra şöyle olmuştu diye bir şey anlatıyor mu diye bak. Durduk yere head verb 3 seçen bizden değildir sevgili dostlar. Peki modalların yani yanına verb 2 alıyor alarak tercih edilebiliyorsunuz veya must have'dan, could have'dan, should have'dan gibi modalların past hallerini de beraber alabilir ikinci bir boşluktan. Sevgili dostlar, genellikle öğrencilerin büyük bir bölümünde %60'ında %70'inde gördüğümüz arızalardan bir tanesi modal have verb 3 görünce gözlerinin fal taşı gibi olması. Bu ne ya diye. Mesela must have verb 3 kamyonun üzerine yazdır maşallah gibi kocaman bir şey. Anlamlarını iyi bilin bunların. En sık kursiyerlerin arada kaldığı şey must have'dan, should have'dan, could have'danların tercümeleridir değerli dostlar. Bunları karıştırmamanız için size bir not paylaştım. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Must have'dan yapmış olmalı. Must have been'dan edilmiş olmalı. Çünkü içinde been var. Should have'dan pişmanlık yapmalıydı ama yapmadı. Could have done yapabilirdi ama yapmadı. Had to do ise yapmak
zorunda kaldığı anlamındadır sevgili dostlar. Bunların bilinmesi şarttır. Terslerde başka duyuru cümleleri biz az önce konuştuk sizlerle. He said that they will and would kendilerine could. Said had come. Says will. Bu beşinci maddeyi zaten ayrıca çalıştırdığım için üzerine düşmüyorum. Altıncı maddeyi, ya yazılarım kayıyor mu? Tamam, ben bir çıkış giriş yaparım, düzelir. Altıncı maddeye bir baksanıza. Anlamdan past olan cümlelere dikkat. Az önce gösterdim ya, çiftçilik ortaya çıkmış, internet bulunmuş gibi bir mantık verilirse zaman zarfı göremezsin cümlede. Farming appeared. Farming originated. The Industrial Revolution started. Endüstri devrimi başladı, bitti. The origins of the planet. Gezegenin kökeni diyorsa, tabi köküne iniyorsa sevgili dostlar, elbette ki past tense olacak. 7 numaraya bakın sevgili dostlar. Date back. İşte şu tarihe dayanır, bu tarihe dayanır gibi ifadelerin her zaman simple present tense kullanıldığını bilmeyen kimler? Mesela Türklerin Anadolu'ya girişi 1071'e dayandı demeyiz ya, dayanır. İşte back'li kelimeleri bilmek lazım. Tarihine dayanır. Goes back. Dates back. Stretches. Oraya doğru uzanır. Spans. O işte 500 yıla uzanır falan gibi tarihteki uzantısını gösteren ifadeler İngilizce'de geniş zamanda kullanılır. Türkçe'de olduğu gibi. Peki bir sanat eserinin tanımı yapılırken isterse geçmişte olsun simple present yapıldığını bilmeyen kimler? Bu bir 1974 filmidir. Ama milleti kandırmak için ne güzel değil mi? Ya da hikaye 1974'lerde geçer. Ya da hikayenin içinde olan olayları anlatırken sevgili dostlar. Mesela Polat Alemdar Cerrahpaşalıların kıraathanesine gider. Kendine bir çay söyler, hepsine posta koyar ve kapıyı çarparak oradan çıkar diye anlatılır ya Türkçe'de olduğu gibi. İşte sanatsal anlatım Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de yine geniş zaman ile verilir sevgili dostlar. Present perfect olmaz Murat. Peki, is considered, is thought, is believed öyle olduğu düşünülüyor. Aristo'nun aslen İzmirli olduğu düşünülüyor Aristo ama hala düşünülüyor. Ya da ne diyelim, işte Evliya Çelebi'nin birçok yeri gezdiğine inanılıyor, inanılmıyor gibi ne yaparsın? Geçmişteki bir şahsiyeti koyarsın ama hala inanıldığı için pasif halde belirir. Scientist hope, plan, foresee, predict, bilim insanları umuyor, bekliyor, öngörüyor diye kullanılır. Bunlar da geniş zaman kullanılan ifadelerdir sevgili dostlar. Evet, ismini vermeyeceğim bir öğrenci şöyle yazıyor. Hocam zaten orada yazıyor, niye anlatıyorsun ki diyor. Güzel bir bakış açısı. Yazmayan bir şeyimi anlatayım diye cevap vereyim. Sen okurken anısı olsun diye anlatayım. Ve hani biraz da açıyorum diye anlatayım. Kardeşim, Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Peki, sevgili dostlar. Simple present ile has verb arasında karar vermek bazen zor geliyor. Genelleme varsa simple present seçeriz. Ama zamanlama yok. Bir kişi bir şey yapmışsa ya da bir olay duyurulmuş yapılmışsa o zaman present perfect kullanırız. Yani kabaca şöyle söyleyelim. Geniş zaman olup olmadığını anlamak için genelleme olup olmadığına bakmanız kafi sevgili arkadaşlar. Evet. Had been doing diye İngilizce'de sevgili dostlar past perfect continuous diye 12. bir tense var. Ve bu tense uzun zamandır İngilizce'de kullanılmıyor. Had verb 3 ile aynı anlama geldiğini bilmeyenler ben derim. Aynısı. Yapıyordu değil, iyor değil. Mıştı, olmuştu, bitmişti demek sevgili dostlar. İlginç olan bir şey hiç unutmuyorum. David Cameron İngiliz başbakanı iken mecliste muhalefet
Cameron'a past perfect continuous tense'in ne olduğunu sordu başbakana. Başbakan da bilmiyordu, açıklayamadı. Muhalefet lideri de şöyle demişti, hiç unutmuyorum. Madem sen bile bilmiyorsun, o zaman çocuklara niye bunu öğretiyoruz diye sorular. Yani bu konuyu çalışmana pek gerek yok kullanılmadığı için sevgili dostlar. İngilizce konuşmak için 3-4 tane tens yetiyor. Velhasıl kelam, headverb üçlü bir tens gördün mü? Önceden olmuş bitmiş demek. Mesela, they had been studying for 8 hours before they gave a break. Mola vermeden önce 8 saat boyunca çalışmıştılar. Yor yok, yor yok, yor yok. Mıştı müştü yani. Mr. Akin had been working as a manager for 25 years until he resigned. Mr. Akin emekli olana kadar 25 yıl müdür olarak çalışmıştı, etmişti. Evet. Peki. Şimdi 2013'te çıkmış olan şu YDS sorusunun doğru cevabını rica etsem. Bir dakika süreniz var. Tamam Melih. Yukarıya seçmeniz yeter Almina. Edirne diyen şakırdatıyor. Announced, dedi ki Stephen King would be the recipient, alacağını söyledi diyeceğiz. Arkadaşlar zaten 2003'te olduğu için past tense olacak, doğru mu? Ama sevgili dostlar, normalde bir seçenekte would seçmek sıkar biraz. Yani seçiyoruz da hadi bakalım hayırlısı dedirtecek bir şey. Çünkü would'u bilerek koymak lazım. If kalıplarında bir de he said that kalıplarında tercih ediliyor sevgili dostlar. Olacağını, verileceğini duyurmuşlar. He said that kalıbı olduğu için Edirne seçeneği doğru cevap olacak sevgili dostlar. Peki, bir şey sorabilir miyim? Siz onu yaparken ben bir çıkış giriş yapacağım odaya. Şu gördüğünüz üçlü kelimeden hangisi metin, yazı anlamına geliyor? Bilen var mı? Script. Evet. Manuscript. Script yazı demek zaten sevgili dostlar. Manuscript el yazması, aynı zamanda yazılımcılar kod olarak kullanıyor. Dolayısıyla bu yazı demek aynı zamanda bir filmin senaryosu anlamına geliyor. Peki sevgili dostlar. Aşk-ı Memnu'da Adnan Bey'in olayları anlaması ve neydi? Beren Saatçi'nin oynadığı rol. O işte baskını yapma anında kopma noktasına ne diyoruz sevgili dostlar? Ha Bihter. Kopma noktası. Climax. Tam böyle artık zirve noktası, çıldırma noktası demek sevgili dostlar. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şunu da atlayacağım bir dakika. Değerli dostlar. Bir de if soruları tenslerde gelebiliyor. Şimdi bunların da gördüğünüz gibi cümlenin başında if yazıyor. Seçeneklerde maşallah oldukça kalabalık. Peki if sorusu çözerken yapmamız gereken ilk şey nedir sevgili dostlar? Olaylar gelecekte veya olası ise past tenslerle karıştırmıyorsun ifleri. Hep geniş zaman future tense tercih ediyorsun. Ama o anlamca bir abartılı bir durum veya gerçek olmayan bir durum veriliyorsa, mesela ben kız olsam sana varırdım Mesut diyorsam, ki bu bir abartı, hayal, mübalağa, if'in içine verb 2 konuyor.
Devamına abartıyı göstermek için would, could ve might verilmeye devam ediyor. Hayali olduğu için. Olaylar geçmişte olmuş bitmiş, eğer öyle olsaydı, böyle olsaydı gibi bir tahmin yapılıyorsa geçmişle ilgili if'in içine adverb 3'ten başka hiçbir şey gelemez. Bu 3 temel bilgi YDS, YÖKDİL, YKS gibi ÖSYM'nin hazırladığı sınavlara giren herkeste olmalı sevgili dostlar. Evet, şu 2 numarayı zor bulan ben der mi? Hiç zor değil, göreceksin. Eğer Osmanlı dedi mi, Allah adverb 3 koy oraya. Eğer ne diyelim, Amerika Birleşik Fransız devrimi dedi mi, Allah adverb 3 koy oraya. If'in içinde 2010 ne diyelim pardon 1956 mı vermiş, Allah adverb 3'ü yapıştırıyorsun içine. Peki verb 2 güncel olaylar için kullanılıyor Fatih. Çok tuhaf. Şimdi mesela çıkmış bir sınav sorusu. Bir numara. Şurada verdiği şey olası, hayal, tarihten not. Ne dersiniz arkadaşlar? Anlamdan bir baksanıza. Eğer insanoğlu ışık hızında olsa o güneşe varmak 8 dakika sürmek. Şimdi şu anda böyle bir durum var mı? Buradan Kızılay'a gitmek yarım saat sürüyor. Eğer hayali bir durum varsa if'leri present'larla kullanmıyorsun hocam. Future'larla kullanmıyorsun hocam. Unutma. Edirne demek isteyeceksin. Eğer insanlar seyahat ederdiseydi anlamsız olur. If'in içinde would. İki, niye present devam ediyor? Olmaz ki. Edirne present zaten. Eğer insanoğlu ışık hızında gidebilseydi onların güneşe varmaları 8 dakikalarını alırdı diyor. Bursa'yı seçemeyen arkadaşlar muhtemelen orada kudu gördü. Oradan uzaklaştı. Doğru mu? Olabilseydi diyebiliyorsun. If'in içinde could olabilir. Ama would olmaz. Ayrı bir konudur. If'ler ayrıca çalıştırılır. Ama tenslerin içinde geldiği için gerçek olmayan bir durum anlatılırken if'in içine verb 2 veya past bir modal'la konarak would'la devam ettirilir. Buna tip 2 deniyor. Peki. Alın size bir tane daha soru. Bu da çıkmış sınav sorusu. Yapıştır. Korkma, korkma. Çiğdem Taç Yıldız. Evet Mustafa Tüzel. Atma Sibel. Çünkü eğer mikroçipler 1950'lerde dedi mi, geçmiş zaman verdi mi ifin içinde, Allah adverb 3'ünü koyuyorsun, arkana bile dönüp bakmıyorsun. Başka çözümü yok. Olacak Neslihan Kaplar tabii ki. En basit soru bu. İnşallah sınavda böyle gelir. Yani if der, içine zaman zarfını, geçmiş zamanı koyar, adverb 3'ü yapıştırırsın, çiling 1.25 puanı alır, bir sonraki soruya geçersin hocam. Verb 2 nereye yazdım? Verb 2 yazmadım. 1950'ler diyor. Geçmiş, bak, güncel hayal ederken verb 2, eskiyi hayal ederken adverb 3 kullanır.
bunu bilmeden, bu konuda iyi olmadan sınava gitme hocam. Evet, alın size 2018 YDS sorusu. Bu da olur, bu Tevörpüş de olurdu Recep bir önceki soruda. Fark etmez yani. Headwörpüş olsun da 1950 dediği için. Diyelim sonra çevik. Şimdi burada anlattığı güncel bir şey mi hayal ediyor? Gelecekle ilgili bir şey mi? Eskiden olmuş bitmiş tarihte kalmış bir şey mi anlatıyor? Eğer askerler Rodo adasının kuşatmasının başında Ceyhan diyenler şakırdatıyor. Çünkü tarihte bir kesit anlatıyor. Şu Rodo adasının kuşatması mı var hala? Yani öyle bir şey mi kaldı? Kuşatma muşatma mı kaldı? Tepeden bombayı sallayıp şey yapıyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap olacak sevgili dostlar. Eğer askerler teslim olmuş olsaydı they might have been transported to Crete, Girit'e nakledilmiş olabilirlerdi diyecek. Sevgili dostlar, if'in içerisinde hikaye geçmişte ise sorunun çözümü if'in içi head 3 olacaktır. Basit bir şeydir. Puanı cebe şırrak diye indirsin hocam. Bin fiil olmadığı için. Peki. Şimdi sevgili dostlar, 6 numarayı rica edebilir miyim? Ara vereceğim. 3 soru daha çözdürüp mola vereceğim birazdan. Bir tarafı tense, bir tarafı sadeleştirme. Giriş bölümünden rahatlıkla karar verebilirsiniz. Galiba Nurbeliz büyük avcı. İnternetini bir kontrol etmeniz lazım. Yeni bir tip havaalanı X-ray scanner'ı son zamanlarda diyor Present Perfect kokan hareketler Adana'yı seçen şakırdatıyor sevgili dostlar. Bakın Edirne diyen de oldu. Her zaman inşa edilmiyor ki. Bir şey yapılmışsa ölmüş, susulanmış, yeni bir şey kurulmuşsa Present Perfect'i tercih et. Her gün inşa edilmiyor. Daha yeni, taze, son zamanlarda diyor Present Perfect şırrak diye seçilecek sevgili dostlar. Genelleme mi sandın ha? Genelleseydi Sibel son zamanlarda demezdi. Peki, 7 numarayı alalım. Amerika'da bilim insanları nehirleri, akıntıları, selleri bilim insanları demiş. Rezan Pınar hatırla. Bilim insan yaptıysa ne yapmıştır? Tabii ikisi de Present Perfect yapmıştır. Evet, ne zaman yapmışlar belli değil. İsimlerine belli değil. Her şey belirsiz. Ne zaman yapmışlar belli değil. Have met. Bilim insanları bir şey yaptıysa Present Perfect yapmıştır hocam. Çağla, yapamıyorum diyorsun ya. Bunu unutuyorsun da o yüzden. Kısaltmalar tense'de de tense'siz de gelir. Peki, YDS başka bir YDS sorusunu rica edelim.
Hepsi çıkmış soru. 2013 ile 18 arasında çıkmış TEN soruları. Muhammed. YDS soruları yani. KPDS de değil. Bursa'yı seçenler Doğuş veriyor. Çünkü araştırma bilim insanları yaptıysa Prison Perfect yapmıştır. Aynen öyle. New Research suggests. Ya Denizli de çok güzel. Bak bu da lezzetli de devamı niye Edward abi? Dolayısıyla ne yapacağız? Demiş ki anne maymunlar yöneliyorlar diğer dişilere diye gidiyor sevgili dostlar. İkinci bölümü de genelleme olduğu için efendim. YDS'de kaç soru var deniyor? 5 tane soru var. Çarpı 1,25 esen hesap et hocam. Bundan sonra en fazla soru bağlaçta var. Peki. 10 numara. Dur. Cümlede zaman verilmiyorsa lütfen anlama bak. Çok zor neden? Değil aslında Yağmur da. Alışmak lazım. Bakalım şimdi. Tarımın gelişmesiyle birlikte bizi geleceğe mi götürüyor? Güncel bir şey mi anlatıyor? Geçmişi mi anlatıyor? İnsanoğlu daha ne oldu? Dönüştürmeye başladı çevresini diyor. Ha, bu bana hiç güncel gelmedi. Humans began diyeceğiz. Began to transfer. Tarımın gelişmesi tarihte yerini bulmuş. İşte tarımın ortaya çıkışından bahsediyor. Tarımın ortaya çıkışı Verb 2 olacak ve bu soru YDS'de çıkmış bir sınav sorusudur. Sadece anlamdan yapılır sevgili dostlar. Denizli neden değil? Çünkü tarımın ortaya çıkışı yanılmıyor mu bilmiyorum. Bir 4000 yıl önce miydi? 3000 yıl önce miydi? Tarım hala gelişiyor. Ha tamam da olsun. Bu development dediği ortaya çıkışından bahsediyor. 7500 yılmış. Began verb 2 mi? Evet. Begin, began diye ikinci hale çekilir. Göbekli Tepe ile 10.000 oldu. Yani neyse. Sonuç olarak farkındaysanız çok kolay bir kelimeden çözülebilecek soru da var. İfle, bilgiyle çözülecek soru da var. Ama bir de anlamla çözülecek soru da var. Böyle mutlaka bir tane soru geliyor sevgili dostlar. O yüzden sadece kelime seçtirerek çalıştırırsak bu soruları kaçırtırız size. Yok, anlamdan bir tane böyle baba soru geliyor. Tamam. O yüzden önce şunu düşün. Ya bu anlattığı şey hep mi oluyor? Gelecekte mi olacak? Yoksa eskiden bir kesit mi veriyor? Dediğiniz anda sevgili dostlar daha rahat olur. Zorlayıcı bir soru Hicret. Yani bizim gibi hani ezberle yapmaya ve yaptırmaya alışmış insanlar için zor. Dakika. Tamam. Şimdi bir mola verelim. Moladan sonra devam edelim sevgili dostlar. Ne yapacağız? Biraz daha TEN sorusu çözeceğiz. Bugün konuştuklarımızı soru üzerinde kemikleştirmeye çalışacağız. 10 dakika mola vereceğiz biraz sonra. Merhaba Zehra Veli. Yeni çalışmaları gören, recent'ı gören zaten present perfect olarak açılır. Bir de araştırma göstermiştir. Bilim insanları göstermiştir. Araştırma gösterdiyse present perfect göstermiştir. Bilim insanları bir şey yaptıysa present perfect yapmıştır. Ceyhan'ı seçeneğini seçen herkese selam olsun sevgili dostlar. Doğucu Ceyhan çünkü yeni bir araştırma diyor. Recent, lately ifadeleri present perfect yaptırır. Başka.
araştırma bulmuş, bilim insanları bulmuş derken de Present Perfect harika olur sevgili dostlar. Evet. Buyursunlar. Sağ ol Meltem. Soruları göremiyorsun Zeynep. Bir çıkış bir giriş yapsana. Siz çözün, ben geliyorum. Ya dersteyim gitsin, gideriz. O anda sizin çizgi sokağa çıkmayı sağlar. Bakın, ha bak bak şimdi. Cümle past ya. Bakalım tek başına past perfect seçen olacak mı? Çok merak ediyorum. Yani yanında past tense olmadığı halde past perfect seçen varsa şimdi bak çok mosmor edeceğim. Bak şimdi, çarptım, bak geliyorum. Cevapları rica edeyim. Adana seçeneğini seçen şakırdatıyor sevgili dostlar. Tek başına Headwork 3 seçenler. Ne oldu? Şiştiniz mi? Yanında past tense olmadığı halde Headwork 3 mü seçtin? Kursa gelmek zorundasın. Senden para kazanacağız. Unutma, hep böyle yap, tamam mı? Headwork 3'ü seçip yanına past tense koyma ki kurslar kazansın hocam. Şaka yapıyorum. Tabii ki öyle bir şey yapma. Arkadaşlar Headwork 3'ü seçerken iki kere düşün. Devam eden olayda past mı diye. Olmaz. Adana seçeneğini seçenler işi bitiriyor sevgili dostlar. Üzdü mü İlayda? Güzel. Ben de beni üzen hatalardan çok ders aldım ve bir daha onları yapmadım. Ya yani bazılarını tekrarladım ama... Having begun in the 6th century BC, 6. yüzyılda başlayan ilk olimpiyat oyunları düzenleniyordu antik Yunan'da ve 4 yılda bir yazları organize ediliyor diyor. Zaman uyumu olması lazım diye krize giren olmuş olabilir ama bir bağlaçla ikinci bir cümle yepyeni bir zaman, yepyeni bir konu verir sevgili dostlar. Dolayısıyla bölersin bağlacından her cümlenin zamanı kendine der, soruyu çözersin. Evet. Headwork 3 seçerken bundan sonra 2 tane geçmiş olay olup olmadığı kontrol edilecek sevgili dostlar. Bu arada sabah çöpe atmak için dışarı çıktım. Sokağa çıktım ya. Komşuyla göz göze geldim yan sokakta. İkimiz de birbirimize baktık. Sokağa çıkma yasağı var ya. Sessizce çöpümüzü attık. Yani sen beni ispiyonlama, ben de seni ispiyonlamayımı saniyeler içinde bakışlarla transfer ettik sevgili dostlar. Ama kimse söylemeyin. Evet. 13 numara. Soruyu çözene hediyemiz var. Doğru çözene. Hacer, 1947'den önceyi anlatıyoruz bak. Öncelik sonralık sorusu bu. Until it gained independence in 1947. 1947'de bağımsızlık kazanana kadar, yani ondan önce, until before muamelesi çekin sevgili dostlar, ondan çok önce İngiltere tarafından yönetiliyormuştu Hindistan. Ceyhan diyenler doğru cevap veriyor. Peki bir de şöyle bir grup var. Until ile During'i görünce sevgili dostlar, until ile during'i görünce present perfect seçmeye çalışan oluyor. Hayır. Until'e bakma, içine bak. During'e bakma, içine bak. Until ve during'in otomatik çözdürdüğü hiçbir soru yoktur. 1947 mi diyor? Present tense olamaz.
Present tense olamaz. Bu da nereden çıktı? Ceyhan diyeceğiz. Bağımsızlık kazanan kadar yapılmıştı, edilmişti diyeceğiz efendim. Hediye, hediye nedir? Hediye nedir? Hediye nedir? Hemen söylüyorum. Hayır Meryem Yılmaz, seni görmediğim için. Arkadaşlar şu anda soruyu doğru yapan herkese Akın Dil'deki bütün kantinlerde yeme içme bugün, yarın, pazartesi ve salı ücretsiz sevgili dostlar. Git kantine, ben soruyu doğru çözdüğümde selamımı söyle, göm midyeni istiyorsan. Ya da torbana koy, akşam yersin. Evet. Buyurun. Çok selam söyle Çağla Yunan. Ayarız Nesin Atatürk. Çernobil felaketi eski 1980'lerde olan bir felaket ki dizisi de var mutlaka izleyin sevgili dostlar. O yüzden Adana seçeneğini seçenler külahı önüne koyup ya ben şimdi geçmişte olan bir şeyi niye present seçtim ki ya deyip tuğ yapar mıyım? A'yı geç. Wood ve Billy de geç. Bursa ile Edirne'den birini seçmen lazım hocam. Aha, basit düşünenler verb ki koyar geçerler hocam. Çernobil felaketi bir felaket idi. But without it, onsuz the danger of radioactive fallout couldn't have been understood properly. Düzgün anlaşılamaya bilirdi diyor. Neden Bursa seçeneği doğru cevap değil? Çernobil felaketi daha evvelden olmuştu, daha sonra da bu olmuştu diye bir sıralama yapmıyor. Lüzumlu halde kullanır Headverb 3. Dolayısıyla basit düşünmeye kendini alıştırırsan soruların %99'unu daha doğru yaparsın hocam. Basit düşün, basit düşün, basit düşün. Without gizli iftira et, onsuz yapılamazdı, edilemezdi demek istiyor. Tamam Rabia, eyvallah. Peki... Buyurun. Çernobil'den anladık Muhammed. Çernobil felaketi diyor. Geçmiş. Ekran görünmüyor. Bir çıkış bir giriş yapıyoruz hemen Neslihan. Anladım Nevzat. Olsun. Mantığa bak. Yeni bir komisyon. Peki Engin düşünelim. Evet. Recently gören present perfect'te kan kokusu almış köpek balığı gibi gider zaten. Yeni bir komisyon oluşturulmuş. To fight corruption and fraud. Sahtekarlık ve yolsuzlukla uğraşmak için yeni bir komisyon oluşturmuş. But no one believes, fakat kimse inanmıyor, it will accomplish much to the society. Toplumu çok işe yaramayacağına diyeceğiz sevgili dostlar. Recently görünce demek ki güzel bir kopya var. Anlamdan ziyade bilgiyle çözülebilecek balık bir soru oluyor sevgili dostlar. Present tense'lerle future tense'ler beraber çalışırlar Dilara Kübra Bozkır. Hocam benim soruma neden cevap vermiyorsunuz diyor Deniz. Dersin başında söylemiştim. Şu anda kaç kişiyiz bakalım. Bir dakika. 893 kişiyiz. Deniz. Ve o alttaki ekranı sadece 5 kişinin yazdığını görüyorum. Yani sorduğun soruya cevap vermiyor. Yorumunu görmüyorsam bu senden vazgeçtim demek değil Deniz. Sadece görmüyorum. Tamam mı? Hadi şimdi bir de şimdi gider yap. Ya görmüyorum abi abla. Yani görsem niye cevap vermiyor? Bak tamam diyor. Ah. Peki
Deniz. Deniz ismi ortaya bir isim. Oylayalım. Deniz kadın mı, erkek mi? Evet, Deniz. Lütfen kendini ifşa et. Durumu açıklığa kavuştur Deniz. Halk merak ediyor Deniz'ciğim. Hadi Deniz. Hiç trip yapmadı. Tamam dedi hemen. Hayır, hayır yapmadı, yapmadı. Kızım diyor. Oo, çok güzel. O zaman bak tamam hocam diyerek durumu uzatmayan Deniz'i arkadaşlar benim dayı oğlu var Deniz bekar. Senin gibi bize böyle kalender insan lazım. Eğer olur dersen gelip alıp götürmek istiyoruz seni Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Tamam bu konuyu bir düşünelim. 16 numara. Tabii bu eskiden hazırladığım bir soru olduğu için buradaki fiyattan daha çok çok daha düşük şu anda. Arkadaşlar yani bu olay olmuş görünüyor. Bazı önde giden uzmanlar uyarmış, bilim insanları söylemiş, bir şey bulunmuş, edilmiş. Uzmanlar diyorsa present perfect diyordur. Petrol fiyatlarının 110 dolar başına geçebileceğini duyurmuşlar etmişler diyeceğiz. Ceyhan doğru cevap olacak. Bu demek için özel bir sebep lazım da train. Past tense'lerle çalışması lazım. Headverb'üç olması için bir cümlenin geçmişte olması lazım. Ama burada geçmişle ilgili en ufak bir ibare yok. Uyaracaklar dedikten sonra yanına past tense koy, bir tane İngilizce söyle, fotoğrafını çek bana gönder hocam. Ne oluyor diyecek. Hem geçmiş hem gelecek zaman. Peki, would have verb 3 if'lerle kullanılır, gereksizdir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği çatır çatır doğru cevap olacak. Uzmanlar diyorsa hasret, bilim insanları diyorsa present perfect diyecektik ya. Hem bir de aktarma cümlesi aynı zamanda insan dediği gibi. Tamam Yusuf. Uzmanlar yanıldı. Dünya komple yanıldı. Evet. Peki bu soruyu doğru çözebilir misin? Sakın anlama falan bakayım deme. Sadece bir şey görünce hemen seçsene. Adana seçeneğini seçenler doğru cevap veriyor. Çünkü bu... Roma'nın tanımıymış. Adana'yı seçenler otur 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 otur. Otur otur. Doğru cevap Denizli. Naber? Evet, The Discovery Heaven, Cennetin Keşfi 1992 romanıdır hocam. Ya ne oldu? Şiştiniz mi? He Adana diyenler. 1992 görür görmez hemencecik seçtin. Ne oldu? Morardın mı? Şş, ne? He? He? Gördün mü soruyu? Ya pışık. Dikkat sevgili arkadaşlar. Oldu mu? Anlamdan kontrol edin ki arada boş boşuna şey vermeyelim, file vermeyelim ya. Bursa olmaz mı? Olmaz. Sana da olmaz. Hiç olmaz. Çünkü bir sanat eserinin tanımı sadece simple present tense olur. Anlama bakmayan diyen kötü karakterdi Hakan.
Buyurun. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, ağalar, bacılar, kardeşler, burada tekerleğin icadını görerek, olayların geçmişte olduğunu fark eden ve akının ağasını tercih eden bütün katılımcılara alkışlarımızı gönderiyorum. Bravo. Tekerleğin icadı ile birlikte insanlar hale geldi. Daha etkili götürebildiler malları. Ki bu da karşılığında gelişmiş medeniyetlerin çıkışına neden oldu diyor sevgili dostlar. Bu soru söz ve müziği bana ait ama neyi modelledim? 2017, 18, 19'daki YDS'lerden model alarak yaptım. Sadece anlamdan yapılır. Yani invention, emergence, origins gibi köken gördüğünüz zaman, insanla ilgili bir tarih anlatıldığını gördüğünüz zaman grameri kenara bırakıp anlamdan burayı pastens yapıyor sevgili dostlar. Hocam, kurstaki hocamız neden online ders vermiyor? Artık cevap verin diyor Yaren. Yaren, hangi kurs, hangi hoca bilmiyorum ama uzaktan eğitimi de herkes veremiyor. O yüzden pave the way, yol açmak demek. Become, became. Ha, ikinci aynı karıştırdın. Olsun, canı sağ olsun Kadir'ciğim. Peki. 20 numara. Yani Yaren, kurstaki hocan yerine ben ders anlatıyorum. Beğenmedin mi beni? Ben gideyim mi? Gideyim ben. Sen iste, ben kurstaki hocanı evine gönderirim Yaren. Paket servisimiz var. Evet efendim, işte bunun bir sanat eseri olduğunu anlayanlar sırıta sırıta çoktan Adana seçeneğini seçtiler bile. Kelebek Etkisi filmi de çok güzeldir değil mi? Bugün izleyeyim ben bunu ya. Çocukları izleteyim. As a young man grows up, he somehow finds, hani Polat Alemdar kahveye gider, posta koyar falan dediğiniz şey var ya. Arkadaşlar, bu soruyu da o şekilde modelledim. Peki, Bursa diyenler 2004'ü gördüler, içlerindeki hisse karşı koyamadılar, direkt Bursa'yı seçtiler. Olmaz, 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 olmaz. Soru güzel olmadı ya. Buyurun efendim. YDS kampını nasıl alıyoruz? YDS.net üzerinden biz duyururuz, merak etme. Fiziksel dersler 1 Haziran'da başlıyor Çağla. Açıyoruz kursları. Alabiliyorsun Sercan. Olacak Ebru. Kadir
Küçük bir dipnot vermek istiyorum. Columbus dediği Christoph Kolomb, hani öldü de kemiği bile kalmadı, tozu bile kalmadı. Hatta yeniden dünyaya gelişi yakın yani. Hani güncel bir şey olabilir mi acaba bu hikaye? Genellikle kabul ediliyor ki, şurada keseceksin hocam. Buradaki today bizi ilgilendirmiyor. Amerika daha önce keşfedilmiş. Long before Columbus set. Yani before dediği için çok daha önce, öncelik sonralıkta verildiği için Denizli seçeneği doğru cevap olacak sevgili dostlar. Yanlış yapan arkadaşları kesinlikle yanıltan şey şuradaki giriş bölümüdür. Today it's generally recognized. Today ile başladığını görerek seke seke sevinç içinde Ceyhan'a gidenler ben der mi? Nane nane. Bak, that'le bitiyor orası. Bu tümce yan cümle. Bugün genellikle kabul ediliyor ki, içine gelecekte koyarsın ki'den sonra artık. Ki'den sonra yeniden başlatıyorsun kendi öznesi ve kendi zamanıyla. O yüzden diyorum ya, mutlaka cümlenin tamamını okuyup anlamı kontrol edin kıymetli dostlar. Bir sonraki soru. Altuba. Salih ayı değiştir. Çok kıymetli arkadaşlar, İngilizce boast kelimesi kıvanç duymak demek. Boast, gurur duymak demek. Bursa seçeneğini doğru cevap olarak seçenler bir kendileriyle kıvanç duyarlar mı? Neden? Çünkü Bursa ile Ceyhan'ın ikisinin de girişi olabilir. Devamında ekonomik standartları içermeli diye aktif olması gerektiğini de fark etmişler. O yüzden sevgili dostlar, Bursa'yı seçenler güçlü bir alkışı hak ediyorlar. The United Nations argues, Birleşmiş Milletler der ki, the notion of human rights should include economic standards, ekonomik standartları içermeli. Burada ise illiki var, içerilmeli diyor. Peki, cümlede aktif, pasif arasında mı kalıyorsunuz? Yok yok, bazen soru çözerken aktifle pasif olması sizi üzüyor mu? Ya da anlamdan aktif pasif olduğunu bazen çıkaramıyor musunuz? O zaman da o yere gelmez. Boşluktan sonra isim veriliyorsa önünde özne, subject, verb, object. Yani normal bir cümle sırasıyla gittiğini gösterir bu. Boşluktan sonra isim veriliyorsa pasif tercih etme. %99.9 seni kurtaran bir tiyodur bu hocam. Tamam. Ya da anlamdan çevirirsin. Ekonomik standartları içerilmeli değil, içermeli diyeceğiz. Yani burada ismin varlığı aktif olduğunu, normal olduğunu gösterir bize sevgili dostlar. Kesin mi? Kesin o zaman. Evet, şu soruyu bir kontrol edeyim bir saniye. Evet, son sorumuz bu. Sonra dağılıyoruz sevgili arkadaşlar.
Yenilince gizem. Taner galiba pazartesi günü falan koyarız. Soru görünmüyor. Bir çıkış bir giriş yapalım Seher. Hay Turtle. Denizli seçeneğini seçenler şakırdatıyorlar. Neden? Zaten bu sene diyor. Yani past yapmayacağımı biliyorum. Future yapmayacağımı biliyorum. Bursa ile Ceyhan arasında tercih yapmam lazım. As there are prevalent shortcomings of the current customs regulations. Mevcut düzenlemelerle gümrük düzenlemelerinden bahsediyor. May have been past tense'tir. Gerek yoktur. Present perfect belirsiz bir zamandır. Olmuştur. Sıkıntılar vardır diyeceğiz. Ve Denizli seçeneği doğru cevap olarak kayda geçecek sevgili dostlar. Şimdi ben tenslerle ilgili anlatım hazırladığım için ve biz de güm 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 gidip tamamladığımız için oturumu burada bitirelim sevgili dostlar. Fakat yarın biraz uzatabiliriz. Çünkü bağlaç konusu daha çetrefilli bir konudur. Bağlaç konusu biraz daha uzun bir konudur. Beni dinlemeden önce elinizde varsa bağlaç tablosu veya notlar bakarak gelmenizi öneririm sevgili arkadaşlar. Yok ise de ben bir yerden bağlaç tablosu bulsam mı diye düşüneyim. Bir dakika. Nereden buluruz? Değil mi? Tersler. Tersler. Bağlaç, ek ters. Tablomuz nerede? Tablolar. Evet. Arkadaşlar size download edebilmeniz için bağlaçları süper özetleyen kitabımıza bastığımız tek sayfalık bir bağlaç özet tablosu verdim. Yarın bağlaç dersine katılacak arkadaşlar ona bir okurlarsa çok iyi olur. Ama şuna dikkat edin, zıtlık bağlaçlarının daha az olduğunu göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Bu da ayrımı kolaylaştırıyor. Yarın göreceğiz. Dosyanın üzerine tıklayıp indirmeniz yeterli sevgili dostlar. Kadir, hepsi basıldı. Milli Eğitim bize bir yazı gönderdi. 31 Mayıs'a kadar kapalısınız diyor. Yani 1 Haziran'da açın diyorlar. Her şey normale dönünce bunu sazlı sözlü cümbüşlü kutlamazsam adım Ahmet Akın olmasın. Konser yapacağım vallahi. Aa, doğruya yazdım. Kurban ki zaten keseceğiz de. Canlı tabii ki Ozancığım. Değil mi? Bir kurtları dökelim. Yapacağım. Vallahi yapacağım. Ben teşekkür ederim. Saz mı Barbaros? Yani şöyle söyleyeyim. Çok uzun zamandır çalmıyorum. Yani bayağı da geriledim. Dolayısıyla elim iyi değil. Yaparım şimdi. Burada müsiyenler vardır. Beğenmezler. Siz de beğenmezsiniz. Bir iki bulup yaparım ama hani şöyle güzel güzel çalamam ya. Araba boyandı evet. Peki, Read for Speed 3 için daha zamanımız var. Read for Speed 2'de güncelleme yapıyorum şimdi. Peki, hepinize iyi günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettimse affola. Kendinize iyi bakın. Bütün ailenize selamlar değerli arkadaşlar. Diyarbakır'dan, Diyarbakır'a selam, sevgi ve saygılar Recep. Kendine çok iyi bak. Hoşça kalın. Antalya mı? Geliyorum oraya. Bekle beni hasret. Peki, oturumumuzu burada tamamlıyoruz.